olayı göstereceksiniz. Oğlum da İstanbul'da yemek yediği yerlerde bizim içli köftenin hiç tadında ve lezzetinde bir yerde yemediğini, bu işi yapmamız gerektiğini söylüyordu. Fırsat oldu, arkadaşı vardı, o da yemek kültürü gelişkin bir çocuktu. Onunla birlikte yapabileceğimize güvendik, başladık. Birçok evde oturup hiçbir şey yapmayan becerikli bu Elazığ hanımlarını bir araya getirip bu işi büyütüp daha da ileride büyük hedeflere ulaşmayı istiyoruz. KOSGEB desteği bize pandemi döneminde çok büyük rahatlık sağladı tabii ki. Önümüzü açtı. Bizim ürünümüzün bir avantajı olarak donuk satabilmemiz çok büyük fayda sağladı bize. İleride işletmeyi çok daha büyük konuma getirmek düşüncemiz var. İnşallah nasip olur. Yeğenim Berk Güldoğan, ablamın oğlu. Onun hayali, anneannesinin içli köftesini çok seviyordu. Bu içli köfteyi İstanbul'da da tanıtmak istiyordu. Birlikte, ablam ve yeğenimle birlikte içli köfte yapmaya karar verdik. Önce Elazığ'da küçük bir atölyemiz vardı. Orada bu işe başladık. Baktık ki İstanbul'da güzel tutuluyor. Elazığ içli köftesinin, haşlama içli köftenin sevildiğini gördük. Böylelikle daha atölyemizi daha büyüttük KOSGEB'den destek alarak. Biz burada imal ediyoruz. Onlar da İstanbul'da satıyorlar. Özellikle Elazığ'daki hanımlarımız çok becerikliler. Onların Elazığ'a hem maddi hem manevi olarak birçok faydaları olur. Bunu yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Elazığlı hanımlar çok becerikliler. Yemek konusunda yapmalarını gerektiğini düşünüyorum. KOSGEB de hanımlara çok destek oluyor. Genelde müşteriler